Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kandilimiz mübarek olsun. Mevlüt kandili değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum günü. Doğum günü değil mi bugün? Evet. Kutlanıyor. Demek ki Müslümanlardan geçmiş kutlama Hristiyanlara ama içerisine adam koymuşlar. Doğum günü birbirine kutlamak ki göreceğiz. Yemek vermek. Bunlar sünnettir. Bak peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. Ama içerisine haram koymuşlar. Değil mi? Haram koymuşlar. Onun için caiz değil. Ama helalini yap. Hem de hayra vesile ol. Birbirinize dua eder. Yemeğe çağırırsın. Yemeğine gidersin. Hediyeleşirsin. Dua ederiz. Doğumuyla alakalı. Şimdi Mucizat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam Bismin subhanehu ve immin şeyni ile yusavi bihamdi Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُذِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Muhammedun Resulullah ila ahiril ayet. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in mucizelerinden okumak istiyorum. Pek yapmadığımız, yani az yaptığımız derslerden. Şimdi bu 19 tane Mucizat-ı Ahmediye'nin başlığı var. Gaybtan haber vermesi, şahsiyetinden, ahlakından, bereketinden, su mucizesi, ağaçların konuşması, emir dinlemesi, hani neciz, taşların, camidatın, efendim, hastaların, dua, sahip sanazı vesaire. Baya baya var. Cenaze, çalıştım işte o kadar. Hani ezberle kafam yok yani bu kadar şey yapmak. Cenazeler, cinler, melaikelerin, ondan sonra Hıfz-ı İsmet'i, en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi, Hıfz-ı İsmet'i. Yani bu kadar düşmanları içerisinde koruma olmaması. Bir belediye başkanı, bir başbakanın böyle ordu gibi korumalar var, bunun hiç kimsesi yok. Ve vallahi yasümüke minel nas, Allah seni insanlar içerisinde koruyacak. Ayeti geldi aldı, ölseydi bu ayet yanlış olacaktı, haşa. Bu ayet yanlış olunca Kur'an komple düşecekti. Ya bir tane ya. Bir tane ver bakın. Ayet geliyor. O ayet gelmeden önce sahabe kuruyordu. Çok ilginç tarafı. Sahabeler nöbet tutarlarmış. Hatta nöbettari nebevi diye geçiyor. Allah Resulü'nün nöbetini tutuyorlarmış sahabeler. Bir şey olmasın diye. Sonra bu ayet geldiği zaman vallahi Allah seni, Rabbin seni hıfzediyor, hıfzedecek, ediyor, koruyor. Onu şey yaptıktan sonra daha nöbettarlığa lüzum yok demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Vallahi yasimike minel nas. Allah Allah. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayet-i kerimesinin hakikati bahanesi çok mucizatı gösteriyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye, yani çıktı. Yani peygamberlik dava etmesi kolay bir şey değil yani. Adamların putlarını yıkıyor. O kadar dokunmuş ki adamlara şuradan anlıyoruz. Ya Muhammed ne istiyorsun? Başımıza kral ol. Mal mülk verelim. İstiyorsan bizim hanımları da verelim, öyle mi? Ne istiyorsan. Sen iman esastan imanı yan ama bir şeye dokunma. Okay? Nere? Putumuza dokunma. O zaman 360 tane vardı ama 4 tane sesi astı. Lat, Uzza, Hubel, Menat. 3 tanesi böyle çok bugün hala geçerli. Rus para birimi neydi? Menat. Menat. Paraya dayanıyorlardı.
Uza şeylere, saltanat, kariyer, güç, Lat da ilah manasına geliyor. Yani ilah edindikleri, birbirlerini ilah edin. Mesela ebedi liderimizsin diyor. Mesela Lat. Aynı geçerli. Bu çıktığı zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara, umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Halbuki onun amcası en büyük düşman ve kavme kabilesi düşman iken, amcası kavme kabilesi en büyük düşman iken, 23 sene nöbetdarsız, nöbet yok, nöbetdarsız, tekellüpsüz, yani böyle kuytu şeylere kaçarak değil, bizim gibi değil ya, tekellüpsüz, herkesin ortasında, muhafazasız, pek çok defa suikaste maruz kaldı aldı. Suikast yapmadılar. Yaptıkları aldı. Kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip meleği ala çıkmasına kadar hıfz ve ismeti vallahu ya'simuke minen nas ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir noktaya istinat olduğunu güneş gibi gösterir. Allah Allah. Mesela evini sarmışlar, değil mi? Siyer, ehli siyer ve hadis mutefikan haber veriyorlar ki Kureyş kabilesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı öldürtmek için kat ittifak ettikleri, hatta insan suretine girmiş bir şeytan tedbiriyle, şeytan da devreye girmiş, Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden lakal bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak başkomutan da bunlar. 200. Kan davası olmasın diye her kabileden adam almışlar. 200 tane adam. Evini sarmışlar. Başlarında da Ebu Cehil, Ebu Leheb. Taht hükmünde olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hane-i saadetini bastılar. Etrafını çevirdiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi, sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş. Ta Kureyş gelmiş. Gelmesini bekliyor. Biliyor, haber alıyor, evi terk etmiyor. Ne ahlak bak göstereceğim. Acayip. Şimdi anlatacağım biraz onu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş. Ta Kureyş gelmiş. 200 tane. 200 mütecaviz. 200'ü aşkın. Evini kahraman, onların kahramanları sarmış. Ebu Leheb ile Ebu Cehil de başkan, yönetici. Ta Kureyş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı. Bir parça toprak başlarına attı. Hiçbirisi onu görmedi. İşlerinden çıktı gitti. Gar-ı Hira'da iki güvercin ve iki örümcek bütün Kureyş'e karşı ona nöbetdar olup muhafaza etmiş. Bak şimdi, ben dedim ki kendim, Hazreti Ali niye yatağına yatırmış? Yani tamam bu geleceklerini biliyorsun, niye alıyorsun eve? Niye yatırıyorsun? Niye onu yanına almıyorsun? Meğer Peygamber aleyhissalatü vesselam, daha peygamberlik de etmeden, bu adamların altınları, değerli eşyaları Kabe denilen o evde saklanıyordu. Eskiden beri, İbrahim Aleyhisselam'dan beri Allah'ın evi ya. Orada saklanıyordu. Hem paraları hem altınları hem her şeyi. En güvenilir. Daha peygamberlik gelmemişken Muhammed-i Emin demişlerdi. Onun anahtarını buna vermişler. Emanet. Bu suikast ayrı, bu peygamberlik ayrı, bu emanet ayrıdır dedi. Ya Ali beni basacaklar, şey yapmayın, seni yatağıma yatıracağım, sen bu emaneti onlara verirsin. Lan beni öldürecek insanların emanetini düşünür müyüm? La vallahi, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni öldürmeye geleceksin, senin emanetini düşüneceğim. Böyle bir şey olur.
Ulan senin kafana sıkarım lan, ne senin emanetini? Gücüm yeterse tabii. Beni basacaklar, burayı basacaklar diyor. Sen benim yatağıma yat, bu emaneti geldikleri zaman verirsin diyor. Derdi sen değil, benim diyor. Ne acayip bir ahlak ya. Burada ne çıkarıyorsun biliyor musun arkadaşlar? Hani Allah söyledi ya, söylettirdi ona hadis. Münafığın 3 tane alameti varmış. He abi? Emanete ihanet. Emaneti ihanet ederler. Sözünde durmazlar. Sözünde durmazlar. Konuştukları vakit yalan söylerler. Bu sıfat olmaması lazım Müslüman'da ya. Münafık olmuyor ama münafık alameti. Görüyor musun bak? O kadar ciddi bir sıfat ki Hazreti Ali ölüme bile koyuyor oraya. Al onu da bırak oraya anahtarı. Ama ben almıştım, sen ver. Yani emanete ihanet etmeyeceğiz. Emanet ile bu değil, hayır. En büyük emanet Allah'ın bize verdiği iman. İman, vücut, hayat, çoluk çocuk, sihat, emanet. Ama tabii kutsiyete doğru götürürsen inceleşiyor tabii, kalite oluyor. İman. Allah Allah. Şimdi aslında bu ayet gelmeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeler koruyordu. Şimdi ben farklı okuyayım çünkü çok yaptığım için. Ben şimdi cinlerde biraz okuyayım. Bu Hıfzi İsmet'i yani korunmasıydı. O zamana kadar korunuyordu. Sonra Allah Yasin Mükemmel'in ayeti geldi. İnsanlardan seni koruyacaktır deyince daha nöbetçi almam. Ya nasıl bir şey ya? Bir de bir şey söyleyeyim, öyle takip edin mucizeye. Bakın arkadaşlar. Yani kendinize değer verin. Çöplük harcamayın diye söyleyeceğim. Kardeşim, Allah Resulü'nün yanında mucizesini görüyor. Ahlakını görüyor. Yaşantısını görüyor. Onlarla namaz kılıyor. Ama hala münafık. Anladık mı abi? Mehmet Ali hala münafık olabiliyor ya. Sen peygamberi görmedin. Gerçi iman ettik vesairesi. Elhamdülillah. Abi değil miyiz? Değiliz. Münafık kendisini bilir. Şuurludur. Bakara suresinde öyle diyor. Onlardan, sizlerden ayrıldı, Müslümanlardan ayrılınca o kay giderlermiş oraya. O localarına derlermiş ki, mali, biz onlara öyle dediğimize bakmayın. Biz iman ettiğimiz gibi. Onları kandırmak için yapıyoruz. Adamlar bilerek yapıyor. Allah öyle bilmeyerek Müslüman münafık yapmaz. Münafıklık gözükebilir. Hataya düşebilir ama münafık olmaz. Hasan abi, sizin münafıklık bir sözünüz vardı. Eğer evde namazını kılıyorsanız dedi, münafık değilsiniz. Evet. Münafık yatsı sabah kılmaz. Münafık. Hazreti Ömer, riyakar mısınız, değil misiniz, ölçülsünü söylüyor. O da çok hoşuma gidiyor. Yani göstermelik ibadet mi yapıyorsun, samimi misin? Ölçüsü de şu, beraber kılarken, cemaatte değil, cemaatte mecbursun. Böyle dışarıda, camide, şurada burada, kıldığın namazda, evdeki namazın farklıysa riyakarsın, o derece. Şimdi evde tane toplar gibi, cemaatin yanındayken Allahu Ekber, Allah Allah, evde ne bu? Olmaması lazım. Yani ölçü o. Onun için endişe etmeyin. Ben şimdi biraz cenazeler, cinler, melekler, ölüler nasıl dirilmiş? Onu da okumak istiyorum. Çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Ölü nasıl dirilmiş? Cenazeler, cinlerin, meleklerin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tanımalarıdır. Bunda da çok hadiseler var. Nümine için şöhret bulmuş ve mefsuk yani vesikalı imamlar haber vermiş. Birkaç nümineyi evvelce cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden. Birincisi şudur ki, eğer canlı yayında takip etmek isteyen varsa 155 mektubat.
Ulema-i zahir ve batının, yani zahir ulema, batın uleması, tabi'in zamanında en büyük reisi ve İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh mühim ve sadık bir şakirdi olan İmam Ali'nin mühim, sadık bir şakirdi. Kim olabilir? Hasan-ı Basri Hazretleri. Maşallah. Radıyallahu anh. Haber veriyor ki, bir adam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ağlayıp sızladı. İslam'dan önce yaptığına bak. Dedi, benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü, oraya attım. Yani gömmüş, tamam mı? Kızı gömmüş adam. Tafsilatını Badılavi'de var, mufassaldı da. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı. Ona dedi, gel oraya gideceğiz. Yani dedi ki, ya Resulallah, ben İslam'dan önce çocuğu gittim, canlı canlı gömdüm. Ne acayip ya. Kız çocuğu olan var değil mi? Hani erkek de yoksa ama kız çocuğu daha acayiptir yani, bir tuhaf mesela. Senin babaya çok yakın. Ya neyse, tasvir etmeyeyim nasıl gömdüklerini ya. Yani kaldıramıyorum ya. Çorara gece rahatsız oluyor. Atmış adam. Canlı canlı gömmüş. Baba diye bağırıyor, kürek atıyor ya. Müştaplarım. Neyse ya, nereden girdim buna ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı. Yani şunu diyecektim. Yani haşa, 100.000 defa haşa, özdim, haşa. Peygamber değilse, kendisi uyduruyorsa, böyle bir adam geldi. Dedi ki, ya Muhammed, ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, kızımı böyle böyle yaptım, oraya gömdüm. Ne olur kızıma dua et, dirilsin de, ben de kurtarayım bu azaptan. Sen ne yapman lazım? Uydurmuşsan bu dini. Olur mu ya? Tabii ya, estağfurullah. Kıvıracaksın da. Değilsin ya peygamber. Sen biliyorsun değil olduğunu. Ya aslında ölmüştür işte. Aslında sizi cennette bekliyordur. Seni şöyle karşılayacaktır. Günahını şöyle. Bir sürü Enes bir şey uydurur değil mi? Ya değilsin ya peygamber. Sen diyebilir misin? Uydurduğun halde. Hadi gel gidelim ya. Dua edelim, dirilsin. Hangi cesaret yapacaksın? Yalan söyledin, sen de biliyorsun. Sen biliyorsun. Ama kalktın. Gittin. Gel oraya gideceğiz. Şuraya bak ya. Gittiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filanı dedi. Birden kız, birden o ölmüş kız lebeyk ve sadeyk dedi. Yani buyurun emredin ya Resulallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti kıza. Adam duyuyor ha. Adam duyuyor. İman nasıl olur ya? Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi, yok ben onlardan daha hayırlısını buldum. Gelmem ya Resulallah. Adam da rahatladı. Adam da bir de hem rahatladı, hem helal oldu, hem nerede olduğunu öğrendi. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Hayal et, böyle bir ölü birisinin önünde diriliyor. Veya sen peygambersin. Öyle bir dinleyin bunu. Çünkü çok okudunuz bunu ama böyle dinleyin ve böyle okuyun. Ben peygamberim veya peygamberin yanındayım. Ölü konuşuyor, ölü diriliyor. Onun imanı ne olur? Peygamberin imanı. Söylüyorum, ölüler cevap veriyor. Tamam, o öyle oldu. Yanındaki adam. Ne olur imanı? He? Acayip olur değil mi? Abdülmelik. Baktım ona, mezarda mezar konuşuyor. Ulan mezardan bir şey olur diye geçmiyoruz lan. Konuşur bir şey olur diye. Keşke konuşsalar ya. Niye konuşacaklar? Mecali mi var? Ya diptedir ya yukarıdadır. Başka? Bu da çok hoş ya. İmam-ı Beyhaki, İmam-ı İbni Adi gibi bazı mühim imamlar Hazreti Enes İbni Malik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş, bir ihtiyare kadının ihtiyar kadın, bir tek oğlu vardı. Birden vefat etti Özdi. İhtiyar kadının bir tek oğlu varmış. O salya kadın çok müteessir oldu. Tabii çok üzüldü. Çünkü bakan yok ki kimse onun. Ya Rabbi, senin rızan için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biatı, yani ona tabi olmak ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Hicret ettim, Mekke'ye geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatçığımı
o Resul'ün hürmetine bağışla. Ben diyor iman etmek, şey yapsın diye buraya geldim, bir oğlum vardı. Ben ihtiyarım, kimse bakmaz bu diyarı gurbet, kimse yok zaten. Zaten iman ettiğim için seni keserler memleketine. Beni kim bakacak şimdi bu yaşta? Vefat etti bir anda. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hürmeti için bu oğlumu bağışla. Hürmeti için. Demek ki vesile yapmak lazım. Enes der ki, o ölmüş adam kalktı bizimle yemek yedi. Allahu Ekber ya. Allah Allah. Başka bir tane okuyayım. Bu da acayip. Ben çok mesela insan koydum ya. En sonunda Nadir abiye koydum. Şimdi böyle bakın şimdi. Başta İmam-ı Beyaki gibi raviler Abdullah İbni Ubeydullah-ı Ensari'de haber veriyorlar ki Abdullah demiş. Sabit İbni Kureyş İbni Şemmase'nin Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım diyor. Kim abiler? Başta İmam-ı Beyaki gibi raviler söylüyor. Abdullah İbni Ubeydullah-ı Ensari söylüyor bu sahabe. Kimmiş? Yemame, Yemen Savaşı'nda harbinde şehit düşmüş. Sabit İbni Kays, İbni Şemmase'nin Yemame Harbi'nde, İbni Şemmase'nin Yemame Harbi'nde şehit düşmüş. Bu sahabe diyor ki, Ubeydullah Ensari, kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedun Resulullah ve Ebu Bekir'in Siddikun ve Ömer'in Şehid ve Osman'ın Berur Rahim dedi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ebu Bekir Sıddık'tır. Ömer Şehid'tir. Daha kimse ölmemiş ha. Osman iyilik sever. O da şehit. Merhametlidir. Dedi sonra açtık baktık ölü. Cansız. İşte o vakit Hazreti Ömer hilafete geçmeden şehadetini haber veriyor. Bir de şunu okuyayım. Oysa çeşitli okuyacaktım ya. Ben de okuyayım da tamam. İmam-ı Taberani ölülerin dirilmesi keyfimize geliyor ya. Çok hoş. İmam-ı Taberani Ebu Nuaym Delail-i Nübüvvet'te Nuam İbni Beşir'de haber veriyorlar ki Zeyd İbni Harice Buza. Zeyd İbni Harice çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik. Akşam yatsı arası etrafında kadınlar ağlarken ensitu ensitu susunuz susunuz dedi. Sonra fasih bir lisanla Muhammedun Resulullah Muhammed Resulullah selamu aleyke ya Resulallah diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktı ki cansız vefat. Kadınların aklı gitmedi mi ya? İşte cansız cenazeler. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız, ölülerden daha ölüdürler. Şimdi cinden okuyayım. Buna ben o kadar şahitim ki. Bir şey söyleyeyim. Cinlerin iman etmesi varlığı benim için gayb değil. Bu şükür için söylüyorum. Bunların Müslümanı, kafiri, varlığı benim için onlar gayb değil. Onu değil. Şimdi ve Müslümanları, Yahudisi, Nurcusu var vesaire hiç aynı bu bardak gibi benim için onlar. Yani öyle yani. Hem cün süresi var ama çok şey oldum öyle. Bak şimdi. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki yani burada da şu anda bir o kadar Müslüman var ki. Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş, biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame ismine bir cinni geldi. İman etti, gözüküyor, herkes görüyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı gitti, şu anki hadise çenden bazı hadis imamları ilişmişler diyor. Başka bir yapayım.
Cinniler ise onlar ile görüşmek ve görmek değil, sahabeler belki avam-ı ümmet dahi çokları ile görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en katı, en sahih haber ile eğimi hadis bize diyorlar ki, İbn-i Mesud Batn-ı Nahde cinnilerin ihtidası gecesinde, yani cinler kafilesinin ihtida, Müslüman olma o gecesinde cinnileri gördüm diyor sahabe. Nasıl bir şeydi? Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu tayfe benzettim. Onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır ki Uzza denilen sanemi putu, Uzza denilen bir heykel vardı. Tarih ikiye böldü. Yani Müslüman olduktan sonra ikiye bölünce sahabe, tarif ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinde bir cinniye çıktı. Putun içinden. Heykellerin içinde varlar yani. Hem de heykellerin gözünde varlar. Hani Almanya'da çok var. Bahçelere koyarlar, evlere koyarlar. Müslüman evinde heykel yok da var olanın gözünde var yani. Kesinlikle var. Gözünde var. Bildiğim için söylüyorum. Burada da yazıyor. Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazreti Halid bir kılıç ile o cinni iki parça etti. Yani hangi şekle girmişse, öldürmüşsen ölüyor. Girmeseydi. İki parça etti. Kim? Halid. Halid bin Velid. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hadisi için ferman etmiş ki Uzza sanemi için ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilemez. Putun içinde o vardı. Puta, heykele ibadet edilirken aslında ona ediliyor. Putlarda mutlaka bulunuyor. Bahşeme, ibadetler, taat hep içindeki cinlere yapılıyor. Melaikeleri görmeye ait bir tane okuyayım. Hem nakli sahikati ile aşeri-i mübaşer eden İran Fatih'i, İran Fatih kim? Sa'd İbni Ebi Vakkas. Hazreti Ömer başındaydı, doğru. Hazreti Ömer başıydı. Ama bu komutan tabii, doğru. Haber veriyor ki, Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Gazve-i Bedir değil, ikinci savaşı, Uhud'da, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam iki tarafında iki beyaz libaslı, ona nöbetdar gibi iki tane beyaz libaslı atta nöbet tutuyorlarmış savaşta. Muhafız suretinde gördük. Halid İbni Ebu Vakkas söylüyor. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdendi ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Vay be! Allah Allah. Cebrail ile Mikail kuruyor ya. Vallahi yasmike bilen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ya Cebrail ve Mikail korumasın ya. Fesubhanallah. Başka bir şey. Yani böyle bir peygamberin ümmeti olmak beni güldürüyor yani. Keyif veriyor. Benim Resulüm. Yaşar kabre girdiğimiz zaman ben Rabbuke. Men nebike, men kitabike, men kıbletike sorulacak ya, dört tane. Öyle men nebike. Kim, peygamberin kimi öyle sorulmayacak ha? Şöyle sorulacak. Tam ona sıra gelince Enes, Allah Resulü temsil ediyor merhamete. Melek diyor ki, nüker mekir. Şu, bunu tanıyor mu? Eğer ruhun tanımıyorsa, tanımıyor diyecek. Ama vallahi inan. Yemin ederim hepinizin ruhu ruhuma geliyor. Hepinizin ruhu bu gece. Hepinizin ruhu onu tanıyacak. Diyecekmiş ki ben onu Nadir abi de o koyardım böyle. Hepinizin ruhu tanıyacak. İyi bak, yemin ettim ki. Hepinizin ruhu tanıyacak. Kayıp mı açıldı? Açılmadı mı? Halettim'i söyledim. Halettim. Bunu tanıyor musun diyecekler Mehmet. Bu fahri kainat aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü tebessüm edecek. Bu benim peygamberim ya, nasıl tanımam ya? O. Öyle kuru bilgi sorulmayacak.
Mesela men kitabuke, öyle kitabı nedir? Öyle değil. O laf da öyle ifade ediyoruz. Aslında okunan kitap seni bırakmıyor. Temessül ediyor insan suretinde. Çünkü dört şey aynı ya. Kainat, İslamiyet, Kur'an ve insan. Okuduğun Kur'an çarpacak. Ondan sonra, aa bu benim kitabım ya. Çok şükür. Başka şey yapayım. Taşların konuşmasını okuyun biraz. 132. Söyleyeyim size. Galip'te haber vermesini mi okuyayım? Bereket mi? Su mucizesi mi parmaklarına? Ağaçların insan gibi emir dinlemesi mi? Gidiyor diyor ki Bilal Habeşi'ye, biraz çör. Ya diyor, burada tuvalet olacak. Edep haya. Git şu, yani kendi mucizesi bütün peygamberlerde şöyle olmuş. Hep bizzat mucizeyi kendi elinden olmuş. Allah Resulü'nün artı, ya Bilal git ağaca söyle benden sana. Gelsinler buraya. Benim diyor defacetim için kapatsınlar burayı. Hani ismarlamalı mucize de var. Bilal Habeşi'ye söylüyor. Gidip Allah Resulü selam var diyor. O da hiç şüphe etmiyor. Ya acaba ne selam mı söylüyor? Ne acaba gideceğim de şimdi. Şimdi anestetele ki git buradan. Şimdi ne çıkadı ağaca söyle buraya gelsin. Gider misin ya? Biraz zor da. Ben sana desem ki en iyi git. Gürgen'e de ki buraya gelsin ben. Selam söyle. Hiç sorgulamamış. Hiç ama. Hiç. İmana bak ya. Ya adam şey yapmış ya, gitmiş burada çocuğumu gömdüm. Dua et de dirilsin demiş. Şimdi sen... Çok saçmaydı. Ne, hangisi? Çocuğu gömünce. Ha tabii ki saçmaydı. Çocuğu gömmesi de. Tabii. Tabii ki zalim. Okuyamadım bile. 8 yaşındaydın değil mi sen? Yani ben okuyamadım bile. İmansızlık böyledir yavrum. Adın neydi senin? Abdullah. Abdullah mı? Abdullah imansızlığı böyle Müslüman değildi ya. Onun için yaptı onu. Görüyor musun? Ha, kafası orada değil mi o? Çok saçmaydı diyor. Tabii ki saçmaydı. İmansızlık akıl işi mi yani? Nereye getirdi beni gene? İnsan rahatsız oluyor ya. Subhanallah ya. Allah Allah. Şimdi taşları okuyalım 32. İnşallah peygamber ümmeti olacağız be cennette sonsuz. İnşallah. Ne güzel olacak değil mi? Şu cemaatle beraber olmak güzel değil mi ya? Şimdi burada olmak bile bu kadar lezzetliyse. Ben keyif alıyorum mesela. Bu zatı göreceğim ya. Ezeli ve ebedi dostluk abi. He ya. Allah'ı göreceğiz ya Murat. Bizim gözlükler var abi, düzgün göremezsin. Yok. Diyecek ya Halid bin Velid. Ey sen. Ya senin şeylerini okuyorduk ya. Sen misin ya bu? Ya Hazreti Osman. Sen misin o hayat edesi Allah Allah. Ya Rabbi. Cennet herkes Allah'ı görecek ya. Ya Rabbi iman ettiğim Rabbim sen misin ya? Allah'ı göreceksin ya. Nasılmışsın ya? Daha garibini söyleyeyim mi? Allah'ı görmekten daha garip. Daha garip. Ne olabilir? Kendini görmek. Men arefe nefse fakat arefe Rabbim. Kendimizi gör. Kendimizi hiç görmemişiz daha. Bu ben değil, benim yüzüm diyorsun. O ben diyen işte sensin. Bu benim gömleğim, ben miyim gömlek? Bu benim gömleğim diyen ben olan. İşte o sensin. Benim gömleğim, benim atletim, benim yüzüm, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O benim ruhum diyen, o ben diyen onu göreceksin. Rüyada da görünmemesinin bir hikmeti bu mu? Mesela insan kendini görmez rüyada. Görmez ki. Her tarafı görür ama kendini evet. Görmez. Görse bile simasını görür bu. Kaportayı görür. Kaporta mıyım ben? Bunu görseniz beni mi görmüş oluyorsunuz? Bu ben çıkayım bunun içinden. Bu gömleği bıraksam benim duygularım, isterim, latifelerim, hayalim, imanım, itikadım anlar mısınız bu gömlekten? Böyle bile değil. Bu kaporta böyle. Ya benim yüzüm, ben yaşlanmışım, ben şey olmuşum falan. İbrahim, kendini görünce acaba nasıl? Korkmasın değil mi? Çok acayip adam abi. Ben böyle bir rüya görmüştüm de. Rüya derken gene sima kaporta mı? Sübeyli abi bana dedi ki işte uzun anlatmıştım.
Gittim, tam giriyordum, dur orada dedi heyecanlandı. Ustad da ders yapıyorlar. Meğer o camın kenara girersen, saydam bir yere, sonra anlıyorum ki ölüm. Dur, 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 orada dur, orada dur, sokmadı beni, orada dur. Abi ben bir şey soracaktım, dur. Ustad da hayret, bu garip garip bakıyorlar. Böyle küre gibi bir yerde. Aşağıya baktığım zaman, ağaçlar yeşil gözüküyor yani böyle boya gibi. O kadar yüksek bir yere. Böyle yuvarlak bir fanos. Ustad, Hasan Fezi abiler hepsini göz gördüm yani. Böyle ders yapıyorlar böyle. Ben de ustada bir şey sormak için Zübeyir abi fırladı. Bizim şey ya, meşrebin piri. Dur! Orayı neyse bir şey görmekle anlatırdı, bir şey anlatmak için anlatıyor. Orada durdum. Dedim bir şey soracağım. Dur. Şu dağın tepesini görüyor musun? Zübeyir abi diyor. Ama acayip. Evet abi görüyorum. Orada bir saray var dedi. Orada bir saray var. Sarayı çal ama her çalışın 3 defa. 1. 3 defa çalacaksın, biri çal. 3 defa çal. Birisi çıkacak, soruyor, ona sor. Senin soruların cevabı 10'da. O kadar sevindim ki. 3'er defa. Şimdi Zübeyir abi dedi ki, sen bir şey soracağım deyince heyecanı durdurdu. Tamam dedi, beni rahatlattıktan sonra dedi ki, şu dağın tepesinde bir saray var. O sarayı 3 defa vur. Her vuruşun 3 defa olsun. 1, 2, 3. Hakikaten heyecanla böyle bakıyorum da ki, kim çıkacak diye. Bütün sorularıma o cevap verecek. Benim sorularıma. Çal. Bir baktım ki kapıyı açan ben. Ama hayretle duran benim, gülen benim. Soru soran benim, cevap verecek benim. Talep eden benim, talep edilen benim. Varmak isteyen benim, varılacak yer benim. Arzu eden benim, cevap benim. Ben benim. Ben ben değilmiş. Sorular sende. Soru soran benim, cevap veren benim. Hayret eden benim, gülen benim. Korkan benim, rahat olan benim. Giden benim, gelinen benim. Kapıyı vuran benim, açan benim. Yürüyen benim, gelen benim, gelinen benim. Yürüyen benim, duran benim. Hep benim. Hep sende diyor. Kendinde ara. Ne ararsan kendinde. Evet, ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Acayip. Ondan sonra enfus başladı artık. Sen kendinde seyahat et. Kendinde ara. Kendinde şahit ol. İlk sorulmuştu abi enfusi. Lef-i mahfuzdakiler, her şey vücuda geliyor. Ne dedi biliyor musun? Baktı ki bunun sorusu bir kanal. İlk önce kendini tanı dedi. Lef-i mahfuzu bırak. Lan ben kendimi nasıl tanımıyorum lan? Yiyoruz, içiyoruz, kilomuz var. Tanımıyorum, tanımıyorum. Allah Allah. Neyi kastetti ya? Kendini tanı dedi. Meğer acemiymişiz kendimize. Yabancıymış kendimize. Yabanıymışız kendimize. Kendimizden çok uzak kalmışız. Neyse. 132. Konumuz o değil. Dağlar ve taşlar. Birinci misal, Allemi-i Marif Hazreti Kadî İyaz Şifa-i Şerifinde, bunu şey için söyledim. Herhangi bir şey kastım yoktu orada. Ne ararsan kendinde ara. Sende. Kim? Sen, sendesin. Miraç gibi düşmek lazım. Evet, kendinde ara. Bu okuduklarımız, bu derste hep kendine şahit yapıyorsun. Dinleyen senin, dinlenen sensin. Alan sensin, onaylayan sensin. Hep sende Muhammed. Hep sende. Hep sende. Ölen sensin, dirilen sensin. Bak yapayım. Dirildim. Öldüm. Hadi. Tuttum. Nefesi tuttun. Verme. Ölmez misin? Yaşamak için nefesi vermen lazım. Oysa nefes vermek ölmektir.
nefes almak, alim şahadeti gelmektir, simgeler, kabire girmektir, vermek. Almak ne kadar mucize ise, vermek de o kadar mucizedir. Aldığını verme bakalım, kilitlendi akçeye. Almak neyse vermek de aynıdır. Gelmek neyse gitmek de aynıdır. Dünya neyse ahiret de aynıdır. Nokta koyup baş harfle başlanıyor. Ahiret. Ahiret yeni bir şey değil. Varın, var olan çekirdeğin, şeftali çekirdeğin armut çıkmadığı gibi yaşanan bir hayatın farklı bir versiyonu çıkmayacaktır. Sürprizlik yok. Sürprizlik bir yerde var. Allah'ın rahmetinde. Yaşadığımız hayatı nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Yani sürprizlik afta var. Birinci misal 132. Alleme-i Marif Hazreti Kadı İyaz affedersiniz. Şifa-i Şerif'inde ulvi bir senetle Buhari sahibi gibi mühim imamlardan nakli sahihle haber veriyorlar ki Hadim-i Nebevi Hazreti İbni Mesud der ki biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında tam yerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemek yiyor ya tam yerken tamın tesbihlerini işitiyorduk. Subhanallah, Subhanallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yediği yemek Subhanallah, Subhanallah diyor. Sahabe diyor ki biz bunu duyardık. Kafayı ne? Durumla ya. Allahu Ekber. İkinci misal, Nakli Sahil ile Enes ve Ebu Zer'den Kütüb-ü Sahih'e haber veriyorlar ki Hazreti Enes, Hadim-i Nebevi'ymiş bu da, Peygamberimizin hizmetçisi. Demiş ki, evlatlığı da Hazreti Enes. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanındaydı. Avucundaki küçük taşları aldı. Küçük taşları aldı. Mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. Taş alınca tesbih ediyor. Subhanallah, Subhanallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesbih ediyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık'ın eline koydu, yine tesbih ettiler. Şimdi Ebu Bekir'in imanı ne olur? Ona taşları koydu. Ben böyle okuyorum. Taşı böyle, Allah Allah. Şimdi duyuyorum, ben duyuyorum. Subhanallah, Subhanallah. Korkar ya. Şimdi bir de şöyle var ya, parmaktan da su akmaz böyle. İnsan korkar ya. Parmağımda su akıyor. Allah Allah. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın eline koyuyor radıyallahu anh. Tesbih ettiler. Ebu Zerri Gifari tarikinde der ki, haberinde diyor ki, sonra Hazreti Ömer'in eline koydu, yine tesbih etti. Sonra aldı yere koydu, sustular. Sonra yine aldı Hazreti Osman'ın eline koydu, yine tesbihe başladılar. Sonra Hazreti Enes ve Ebu Zer diyorlar ki, ellerimize koydu, sustular. Onların eline koydu, susmuş. Vay be. Başka? Üçüncü misal, Hazreti Ali ve Hazreti Cabir ve Hazreti Ayşe-i Sıddıka'dan nakli sahile sabittir ki, dağ taş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama herkes duyarmış. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Ali'nin tarihinde diyor ki, Hazreti Ali naklediyor ki, bidayet-i nübüvvette, peygamberliğin ilk günlerinde, Nevahi-i Mekke'de, Mekke'nin yakınlarında, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraber gezdiğimizde, ağaç ve taşa rast geldiğimiz vakit, Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hadi peygamberin ruhu bunu kaldır diyor. Taş tarpalı her şey. Şimdi mesela desene Esselamu aleyke ya Hasan. Yani ödüm elimden düşüyor da ya. Hazreti Ali ben taşları, ağaçlar diyor selam veriyorlardı diyor. Yani bir de kalkıyorsun bu Hazreti Ali'nin veya Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in imanıyla imanını kıyas ediyorsun. Lan bu ne olur senin imanın ya bunu görsen. Ölü diriliyor. Elinden su akıyor. Taşlar zikrediyor. Bilmem. Ya bunların imanı ne olur ya? Bir de kafa tutuyorsun ya. İşte yok o ben. Böyle böyle. Allah Allah. Bunları bildiğimiz için sinirleniyoruz ya.
Ağaç taşa rast geldiğimiz vakit diyor Hazreti Ali, Esselamu Aleyke ya Resulallah diyorlardı. Hazreti Cabir tarikinde der ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam taş ağaca rast geldiği vakit ona secde ediyordular. Yani inkiyat edip, inkiyat ediyor, Esselamu Aleyke ya Resulallah diyorlardı. Cabir'in bir rivayetinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş, İnni le a'rifu hacaran ke'enne yusellimu aleyya. Ne dedi? Şüphesiz ben bana selam veren bir taşı tanıyorum. Bazıları demişler ki o Hacerül Esved'de işarettir. Allah Allah. Başka bir yer okuyalım. Epey geçti ya. Hayvanlardan okuyayım. Taşta, ha hastalar okuyayım, hastalar. Hastalar bize çok lazım. Hasta okuyayım. Enes. Korona morona var mı bakayım? Bir şeyler var mı? Bir şeyler buluruz. İyisinler koronayı. Koronanın ruhu nedir biliyor musun? İsmi korona. İçerisi korku. Korkan korona yakalanacak. Korkmayan nezle gibi geçirecek. Şimdi 138 hastalar. Şimdi hangisini okuyayım? Bir kahraman Hazretim. Gazve-i Uhud'dan ben Resul-i Ekrem Ali şu söylüyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında Ordu-i İslam'ın başkumandanı ve İran'ın fatihi, aynı zamanda aşeri-i mübeşşerede yaşarken cennette müjdelenmiş olan Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas diyor ki, ne diyor? Gazve-i Uhud'da, Bedir-Uhud demek ikinci savaşta, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Şuraya bakın ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o gün Kafs'ı kırılıncaya kadar küffarlara ok attı. O var ya, şey, yay gibi olan. Sonra bana okları veriyordu. At diyordu. Nasılsız, yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi. Ve bana emrederdi. At, ben de atardım. Bak. Kanatlı oklar gibi uçardı. Küffarın cesedini yerleşirdi. O haldeyken Katade İbn-i Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarmış sahabe. Bak imana bakın. Tereddüt var mı adamda bak. Ebu Katade'nin gözüne ok isabet etmiş. Gözü çıkmış. Gözünün hadekası yüzünün üstüne inmiş. O siyah falan. Böyle var ya yuvarlak. Patlamış düşmüş ya böyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip İki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu. Eliyle almış, tükünü koymuş. O zaman bir yere ağrıdığınız zaman şöyle yapın. Mesela o ağrı yere şöyle yapın. Yani aynı kanunu kullanın. Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eli gibi olsun. Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Katade'nin gözünü tuttu ya, Bismillah ya Fettah diye yapmışım. Bismillah dedi. Kaldırdı. Şöyle yapın. Bir yeriniz kaşını. Peygamberimizin eli olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün eli gibi olsun. Deyin. Şifa buldu. Şu vakıa çok iştihar etmiş. Hatta Katede'nin bir hafidi oğlu Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldiği vakit kendini şöyle ifade etmiş. Oğlu vefat etmiş bekten sonra babası. Ben öyle bir zatın hafidiyim ki, ben öyle bir zatın çocuğuyum ki. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel göz o oldu diye Nasreddin Hazreti Ömer'e söylemiş. Onun ile kendisini tanıtmış. Başka? Allah Allah. İkinci misal başta Buhari ve Müslim 139'dan okuyorum sayfa. Kütüb-ü Sayyâ haber veriyorlar ki Gazve-i Hayber'de. Hayber'e Umre varca gidince Hayber'e gidiliyor ya.
Yahudilerin yaşadığı şehir. O Müslüman oldular Yahudiler. Onların neslidir şu anda kraliyet şeyi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ali Haydar'ı bayraktar tayin ettiği halde. Haydar. Hakikaten abi çocuğum olsa Haydar derdim ha. Ali Haydar. Ali Haydar. Ali Haydar diye koyardım ha. Vallahi hoşuma da gitti ya. Enes. He? İyi oldu. Bir şey dedi ya. Çok da seviyorum. Ha. Babamın kütüphanesinde vefat edince ne çıktı biliyor musun? Hazreti Ali kitabı var. Fatıma çıktı. Bir de Abdülhamid çıktı. Fatıma kafayı takmıştı ona. Hazreti Ali bir de Abdülhamid kitabı çıktı. Onu koymuş. Onu okumuştu. Çocuklarına ne koymuş? Hasan, Hüseyin, Ali. Üç erkeği var. Üçünü böyle koymuş. Geçmişinize de rahmet etsin. Allah ona da rahmet etsin. Ali Haydar bakayım şimdi. O hoşuma gidiyor. Haydar. Haydar, Haydar. Hey. Var ya. Bakayım ne yapmış. Bayraktar tayin ettiği halde Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Ne yapalım biz de? Aynı kanunu kullanalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tiryak gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü dakikada böyle tükürüğünü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sen de öyle yaparken Ya Rab Hazreti Peygamber'in eli gibi olsun de. Sabahleyin Hayber Kalesi'nin pek ağır demir kapısını çekip eline kalkan gibi tutup Kalay-ı Hayber'i fethetti. Hayber Kalesi'nin şeyin surun kapısını sökmüş ya. Kalkan gibi yapmış. Ama sonra ne yapmışlar tabii. Hem o vakıa Seleme İbni Vakan'ın bacağına kılıç vurulmuş. Hani sonrasını da burada etsin. Uzun olur. Savaş bittikten sonra o kalenin kapısı sökülmüş. Tabii bunu yapmışlar. Demişler ki ya Ali kaldır şimdi. Değil onu sök. Kalkan gibi. O zaman. Bir rivayete göre. Seyit Onbaşı. Evet. Seyit Onbaşı da öyle. O nasıl oluyorsa ben bu vakayı yurt dışında da gördüm yani. Mesela hasta olanlar var cinli böyle. Saldırgan olduğu zaman bir adamın bir kolunu dört adam, iki adam, üç adam zor tutar. Nasıl oluyor? Yani beyin acayip bir şey. O iman şahlanırsa o Hayber Kalesi'nin kapısını sökmüş. Sonra rivayete göre bilmem kaç adam kaldıramamış. 8'e 40 diyor. Yani ben onu balı olur diye almak istemedim. Yani belki gene inan öyle diyor da. Bir 8 adam mı diyor? Bir de 40 diyor. Bir de 40 adam kaldıramamış diyor. Hasan abi Amerika'da bir tane kadın 55 kilo civarında kaza yapıyor. Evladı arabanın altında kalıyor. Kadın arabayı kaldırıyor. Artık bir ton muydu kaç tondu? Yani arabayı kaldırıyor. Kaldırır. O da 40 olmuş değil mi o? Olmuş abi. Şefkate bak. Ne yaptı dedi abi böyle? He? 55 kilo abi bir ton. Yani çocuğu altında arabada? Çocuğun altında arabayı kaldırıyor. Kaldırır. 20 kat. Nasıl çıldırır? Karınca yapıyor bunu. Karınca kendisinden 50 kat ağırlıktakini kaldırıyormuş. Belgeselli var. Karınca kendisinin 50 kat ağırlığını kaldırıyor. 50 kat. Görmek istiyorsan diyor, imkansızı denemek gerekir. Ya Allah Allah. Öyle bir dersiniz vardı. Evet, böyle bir ders vardı. Şimdi onu kafada canlandırıyor. İmkansızı nasıl bir şeydir, onu denemek gerekiyor. O esnada o gücü kullanmak... Oluyor. Evet. Oluyor, nasıl oluyorsa... Hiçbir şey anlamıyorsun, beyin bloku oluyor. Mesela bizim Özdin bilir. Eski de dere geldiği zaman kıyamet kopardı. Yolun tarlaların kenarında odunlar olurdu. Odunlar. Herkes odununu ormanla keserdi. Yığardı derenin kenarına. Dere geldiği zaman içine atarlardı. Derenin gücüyle sahile götürürlerdi. Sahilde denize döküldüğü zaman onu
dışarıya çıkarırlardı, dizerlerdi, satarlardı. Odunu böyle taşıttırırlardı fırtınaya. Ben o zaman rastladım. Kütüğü koydular. Ben de çocuğum, babam büyük adamlar. O kıyamet kopmuş gibi olan o su var ya, dere, dere gelmiş yukarıdan. Eve gelmiş ama bir de ikinci geliyor. O korkunç büyük kütüğü adamın kafasına gidiyor. Adam 2-3 tane arasında kalmış. Yani ki zaten şuraya kadar buraya kadar atmış. O fırtına korkunç şey getiriyor. Yani imkanı yok yani. Hem suyun içindesin, boyun açmış. Babam o adamın görünce tam kafasına gidiyor. Nasıl bağırarak şey saldırdı o kütüğe, dev gibi kütük götürüyor ya. Yönünü değiştirdi ya. Nasıl oluyorsa oluyor. Ya bak işte Amerika'da bir kadın. Ya Rusya'da bir kadın körken parmaklarıyla görüyor. Hem o vakada Seleme İbni Ekvan'ın bacağına kılıç vurmuş, yarılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona nefes edip birden aya şifa bulmuş. Niye bulmasın? De ki, ya Rab, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eli olsun. O elinin hürmetine şifa ver. Hazreti Ali bir şey diyor. Onu yapmadan önce diyor. Olmuş da onun için. Yedi besmele çekin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dudak değil. Değil. Bismillahirrahmanirrahim. 7 defa. 5 etti. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Ya Rab, Hazreti Ali'nin eli gibi olsun. Öyle sür. Zaten Kur'an okunca suvaz diyoruz ya. Ay. Bir tane de okuyayım. 4. misal, büyük bir imam olan İbni Veheb haber veriyor ki Gazve-i Bedir'in Bedir-Uhud birinci savaşta Gazve-i Bedir'in 14 şehidinden birisi olan Muaz İbni Afra Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu Cehil-i Lain o kahramanın bir elini kesmiş. El gitmiş. O da öteki eliyle düşmüş eli. Öteki eliyle o elini alıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor elini. Kopmuş elini öteki elle. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı. Tükürüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu. Yine harbe gitti. Şehit oluncaya kadar bitti. Ya tamam, o peygamber yaptı. Lan nasıl imanın var senin? Bu acaba yapışır mı? Bu kopmuş eli biri nasıl yapıştırır ya? Nasıl iman etmişsin peygambere ya? Tamam mı? Anladım, peygamber yaptı. Ama sahabenin imanı nasıl bir şey? Bu kopmuş mu kardeşim? Bu nasıl? Ben şimdi ne götüreceğim abiye ya? Bunu götürmüyor. Abi bunu yapmışlar. Olur mu ya? Koptu işte. Nasıl bir iman ya? Nasıl bir güven? Nasıl bir acabası yok yani? Ya Resul elim koptu diyor. Ya Resul gözüm çıktı diyor. Abi göz diyor. Yapıştırıyor. Nasıl bir itimat ya? Allah Allah. Burada sonra burada kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yine yerine yapıştırdı tükürünü ona sürdü. Birden şifa buldu. Yine harbe gitti. Şehit oluncaya kadar harbetti. Hem yine İmam-ı Celil İbni Veheb haber veriyor ki o Gazve'de Hubey İbni Yesaf'ın omuz başına bir kılıç vurulmuş. Sonu okuyorum. Bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yere açılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vaka Çendan Ahad'dır ve Haber-i Vahid'dir. Fakat İbn-i Vehhab gibi bir Gazve-i Bedir gibi bir menba-ı mucizat olan bir gazvede olsa
hem bu iki vaka aynı andıracak çok misaller bulunsa elbette şu iki vaka katil ve vakidir denilebilir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha tüm as-salavat.